arkası yarın. Ekmekçi Kadın 18. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Javier de Montopen. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jane Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olur. Oysa cinayeti işleyen ve fabrikayı yakan kadına asılan ustabaşı Jack Garrow'dur. Sefil adam, işlediği suçlardan sonra Paul Harmon adında eskiden ölmüş bir arkadaşının kimliğine bürünerek Amerika'ya kaçar ve orada çok zengin bir adama önce ortak sonra da damat olur. Karısının ve ortağı olan kayınpederinin ölümünden sonra fabrikaların tek sahibi olur. Ancak kızı Mary ölümcül derecede hastadır. Ve kızının arzusuna boyun eğerek tekrar Fransa'ya, Paris'e yerleşirler. Ondan sonra da kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkum olan Jean Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien ile nişanlıdır ve Lucien babasını öldüren sahte Paul Harmon yani Jack'in fabrikasında çalışmaktadır ve aynı zamanda da George'la yakın arkadaştır. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığından haberdar değildir. Sahte Paul Harmon'un kızı Mary, Lucien'e deli gibi aşıktır ve babasından kendisini Lucien'le evlendirmesini ister. Ne var ki Lucien, başkasını sevdiği için milyonerin kızıyla evlenmesi teklifini geri çevirir. Bunun üzerine sahte Paul Harmon, Lucien'in nişanlısı Lucy'yi öldürmesi için Ovid'i kiralar. Ovid, kızı bıçaklar ama öldüremez, ağır yaralar. Bunun üzerine milyoner kızdan kurtulmak için başka bir plan yapar. Planın nedir abi? Kız bir yetimhanede büyümüş. 1861 ya da 1862 yılında yetimhaneye bırakılmış. Dosyasına da 9 numara diye yazılmış. İyi de bundan bize ne? Bu kızı oraya kimin bıraktığını öğreneceksin. Neler yapmak istediğini bir türlü anlamıyorum abi. Piç kurusunu kim bıraktıysa bıraktı. Bundan sana ne? Hem elimizde bir tutanak olmadan yetimhaneye başvuramayız ki. Madem öyle sen de o tutanağı bul. Bu çıldırdın mı abi? Benden yetimhane kütüğünü çalmamı mı istiyorsun? Ne yaparsan yap ama bir şeyden emin olmak istiyorum. Neden? Kimden emin olmak istiyorsun? Bu Lucy denen kızın Jean Fortier'in kızı olduğunu sanıyorum. Bunu da nereden çıkarttın? O tarihlerde Jean Fortier'in Lucy adında 1,5 yaşında bir kızı vardı. Kıza süt nidesi bakıyordu. Sonra kızın yaşına tutuyor. Bunlar hiçbir şeyi kanıtlamaz ki. Aynı adı taşıyan 10 binlerce insan var. Ama kız Jean Fortier'in canlı modeli. Tahminlerim beni yanıltmaz o. Tarihler uyuyor. Sonra Jean Fortier 1861 yılında tutuklandığında sütünün parasını alamayınca çocuğu yetimhaneye bırakmış olamaz mı? Şey olabilir tabii. Ancak neden bununla böylesine ilgileniyorsun anlamadım. Bundan sana ne? Geri zekalı herif hala anlamıyor musun? Eğer Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğunu ispatlarsak Lucien babasını öldüren bir kadının kızıyla evlenmekte ısrar eder mi artık? Tam tersine ondan iğrenir, tiksinir bile. Vay be, bu hiç aklıma gelmemişti amcaoğlu. İnan zehir gibi adamsın ha. Hadi bakalım, hiç vakit kaybetmeden harekete geçelim. İyi ama nasıl öğreneceğim? Yetimhanede bize bilgi vermez ki. Başka kaynaktan arabalı. Çocuğun süt nesinin adını biliyor musun peki? Hayır. Peki şehir ya da kasabasının adını? Evet, onu biliyorum. Jean Fortier, Lucy'yi Jogni şehrindeki bir sütlüğe bırakmıştı. Jogni şehri ha? Oldu dostum. Yarın sabah erken o şehre gider, sütlüğü bulmaya çalışırım. Para ister misin? Elbette. Şu Amanda denilen manken kız anamı ağlattı benim. Ona yemek ısmarlamaktan, hediyeler almaktan meteliksiz kaldım. Bir dakika açıyorum. Mademoiselle Marie,
siz misiniz? Nasılsınız üstad? İçeri girebilir miyim? Ne demek? Tabii, buyurun. Hoş geldiniz. Size hangi rüzgar benim resim atölyeme attı? Ha? Söyler misiniz matmazel? Ziyaretimin sebebini anlatayım üstad. Her yıl doğum gününde babama bir armağan veririm. Aman ne güzel. İki ay sonra da 50 yaşına basıyor. Oho. Yoksa bu yıl da babanıza yaş gününde portrenizi mi hediye edeceksiniz? Evet üstad. Bunu da ancak Paris'in en tanınmış ressamı olan siz. Etienne Castel'den başkasına yaptıramam. Ah, teveccüh gösteriyorsunuz matmazel. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Tam boy bir portre mi olsun? Hı? Bunu size bırakıyorum. Bakın şu üzerinde çalıştığım tablonun boyu sizin için uygun mu acaba? Gayet iyi. Durun bir dakika. Ne oldu matmazel? Şu tablonuzdaki kadının yüzü bana hiç yabancı gelmedi. Tanıdığım birine çok benziyor. Kime? Yaşlı birisine mi? Tam tersi. Ancak 20-21 yaşlarında çok genç birini. Tamam. Tamam buldum. Bu dikişçi bir kız. Terzi Madame Augustine atölyesinde çalışan bir işçi. Sakin ol. Sakin olun. Peki adı ne bu kızın? Lucy. Yoksa tanır mısınız kendisini? Hayır, tanıdığımı sanmıyorum matmazel. Nerede oturuyor? Saint Louis adası. Bourbon rıhtımı 9 numaralı apartmanda. Aldırmayın. Dünya böyle birbirine benzer kimselerle doludur. Siz ne yapıyorsunuz? Paris'e alışabildiniz mi? Alıştım sayılır. Siz Amerika'da dünyaya gelmiştiniz öyle değil mi? Evet üstad. Babam Fransız. Çalışmak için Amerika'ya giderken gemide dedem James Mortimer'la tanışmış. New York'a ayak basınca da hem kızıyla evlenmiş hem de fabrikasına ortak olmuş. Dedeniz James Mortimer tanınmış bir iş adamı mıydı? Evet üstad. Dedem de babam da buluşları sayesinde sanayi alanında büyük aşamalar yapmışlar. Ya. Özellikle sessiz adını verdikleri gürültüsüz işleyen dikiş makinesi ve geliştirdikleri rodaj makinesi sayesinde. Rodaj makinesi mi? Hı hı. Duyduğuma göre bir sanat eseriymiş. Bu aileme milyonlar kazandırmış. İlginç. Çok ilginç. Peki babanız Amerika'da kaç yıl kaldı? 20 yıldan fazla. Sanırım Amerika'ya 1861 yılında gelmiş. Ha? 1861 yılında mı? Evet. Jean Fortier'in 20 yıl önce kızını bakmak için verdiği süt nenenin şehrine geldim. İlk işim şu süt neyi bulmak. Bunun için de hemen muhtara giderek şehirde süt nenelik yapan kadınların isimlerini ve adreslerini almak. Jean Fortier demiştiniz değil mi? Evet muhtar. Aşağı yukarı 20-21 yıl önce kızı Lucy'yi burada bir süt neye bakmak için vermişti. Tamam, tamam, şimdi hatırladım Ösü. O kadın hem patronunu öldürmüş hem de fabrikayı yakmıştı değil mi? Hı hı, evet öyle. Sonra da ömür boyu hapse mahkum olmuştu. Evet, evet. O kadının kızını bıraktığı süt nene Madame Frémy'ydi Ösü. İdi dediniz. Ne yani, şimdi yok mu o süt nene? Öyle de çok uzun yıllar oldu. Zaten yaşlı bir kadındı. Öldü ha. Peki Jean Fortier'in kızı Lucie ne oldu ha? Onu hatırlıyor musunuz? Elbette hatırlıyorum. Ama Madame Lorie ölmeden çok önce o kıza süt ninelik yapmaktan vazgeçmişti. Neden? Neden olacak? Jean Fortier hapse girince süt nineye aylık gönderemedi. Madame Lorie de ne yapsın? Çocuğa bedava bakacak değil ya. O da götürdü çocuğu yetimhaneye bıraktı. Tahmin etmiştim bunu. Yoksa Lucy'nin babası siz misiniz? Hayır, yok, yok, yok. Bir şey daha soracağım muhtar. Yetimhaneye gidip kayıtları incelemek için hangi makamdan izin almam gerekiyor? Valilikten. Affedersiniz, bir şey öğrenmek istiyorum monsieur. Buyurun. Ben 1861 yılında yetimhaneye bırakılan bir çocukla ilgili bilgi almak istiyordum da. Olur şey değil Monsieur. Sizi bulmak için bu akın ayağınıza mı gelmem gerekiyor? Monsieur Pierre, biraz daha alçak sesle konuşur musunuz? Herkes duyacak. Aha, duyarsa duysun canım. İstediğim kadar bağırırım ben. Eğer başkalarından utanıyorsunuz borcunuzu ödeyin, ben de bağırmayayım. Evet ama size beklemeniz için ricada bulunmuştum efendim. Aa, yeter, bekleme bekle bekle bekle. 6 aydan bu yana bekliyorum canım. Her seferinde beni oyalıyorsunuz Monsieur. Benim de bir sabrım var öyle. Lütfen, lütfen. Ne olur son bir kez sizden bir haftacık daha beklemenizi rica edeceğim. Hayır, hayır,
yaparım. Bir hafta değil, sana yarın akşama kadar süre veriyorum. O zamana dek vali amcanızın imzası sanarak verdiğiniz sahte garantiler üzerine ödünç verdiğin 1000 frankımı almazsam sizi mahkemeye verir, sahtekarlıktan hapse attırırım. İşte o kadar. Kusura bakmayın monsieur. İstemeden böyle üzücü bir sahneye tanık oldum. Bu benim kabahatim monsieur. Yaptığım hatanın cezasını çekiyorum. Ne yaptınız ki? Az önce bağırıp çağıran adam kasabamızın tüccarlarından. Geçen yıl çılgıncasına sevdiğim bir metresim vardı. Onu kendime daha çok bağlamak için her istediğini yapıyordum. Oysa ne param vardı ne de kredim. Para bulmak için bir çılgınlık yaparak bonolara vali olan amcamın imzasını taklit ederek o tüccardan borç para aldım. Yani sizin amcanız vali mi? Evet, eskiden bu kasabanın valisiydi. Ne var ki aldığım borcu ödeyemeyince adam bonoları amcama göndermek istedi. Ben de bunun üzerine adama yaptığım sahtekarlığı anlatarak bana 6 ay süre vermesini istedim. Ama süre tamamlandı ve siz tüccara borcunuzu ödeyemediniz. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi bana yarın akşama kadar süre verdi. Ama bu imkansız. Cebimde 5 frankım bile yokken nasıl olur da 1000 frank ödeyebilirim? Yandım, bittim, ben mahvoldum. Annem bu rezalete dayanamaz, ölür. Neden beni uçuruma sürükleyen o şeytan kadına karşı koyamadım sanki? Peki uğruna sahtekarlık yaparak borçlandığınız o metresiniz nerede şimdi? Ne bileyim monsieur. Ben de paralar suyunu çekince basıp gitti. Şimdi size 1000 frank mı lazım? Evet. Üstelik bir de 6 aylık faizi. Benim için 2 yol var monsieur. Ya intihar etmek ya da kuzu kuzu oturup beni tutuklayacak jandarmaları beklemek. Dostum, kendinizi bu kadar umutsuzluğa kaptırmayın. Belki çare buluruz. Mesainiz kaçta bitiyor? Bitti bile. O halde gelin. Beni şu alacaklığınız olan tüccarın bürosuna götürün. Peki monsieur. Monsieur Raoul, ne işiniz var burada? Eğer yalvarmaya geldiyseniz şunu bilin ki beni kandıramazsınız. Bakın monsieur. Monsieur Raoul'un size ne kadar borcu var monsieur? Siz neden sordunuz bunu ben monsieur? Ben kendilerinin aile dostuyum efendim. Başına gelenleri bana anlattı. Kendisine yardım etmek istiyorum. Ya, demek Raoul'un borçlarını ödeyeceksiniz, öyle mi? Evet. O zaman mesele yok. Bakayım efendim. Faiziyle birlikte 1200 frank tutuyor. Ya, bonolar yanınızda mı? Tabii. İşte bakın burada. Verin benim paramı, alın bonoları. Buyurun. 1200 frank. Siz de bonoları buyurun. Sağ olun monsieur. Haydi monsieur Raoul. Borcunuz bitti, gidip bir handa karnımızı doyuralım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum monsieur. Başka kimlere borcunuz var? Söylemeye utanıyorum monsieur. Ama 2000 frank daha borcum var. Şu sefil kadın yok mu? Onun uğruna borçlandım hep. Üzmeyin canınızı monsieur Raoul. Buyurun size 2000 frank. Onunla borcunuzu ödeyip temize çıkın. Ah monsieur. Size minnettarım. Size nasıl bir yardımda bulunabilirim acaba? Bugün vilayete geldiğinize göre herhalde bir işiniz vardı, öyle değil mi? Evet, bir işim vardı. Söyleyin monsieur. Emirlerinizi hemen yerine getirin. Bundan 20 ya da 21 yıl önce yetimhaneye bırakılan bir kızın dosyasını incelemek istiyorum. Bunu neden istiyorsunuz monsieur? Yoksa o kızın babası mısınız? Hayır, ben değilim. Ama çok yakın bir dostum kendisini o kızın babası sanıyor. Bana bu konuda yardımcı olmanızı rica edeceğim. Tabii. Öğrenmek istediğiniz nedir monsieur? Öğrendiğime göre Sütnine bebeği yetimhaneye teslim etmeden önce eliyle yazdığı bir dilekçeyi sizin valiliğe vermiş. Doğrudur monsieur. Valinin tasdik ettiği dilekçe kutuya geçilir. Daha sonra da arşive yollanır. Herhalde tutanakta bebeği tanıtacak işaretler, ne bileyim yani giysilerin tanımlanması da ekli olur değil mi? Elbette monsieur. Monsieur Raoul. Sizden bu tutanağın bir kopyasını istiyorum. Bu kurallara tamamen aykırıdır monsieur. Ancak size minnet borcum var. O yüzden bu emrinizi yerine getireceğim. Bebek hangi yıl yetimhaneye bırakıldı demiştiniz? 1861 ya da 1862 yıllar arasında olmalı. Annesinin adı Jean Fortier. Ne? Ne dediniz? Ne var? Neden birden sarardınız monsieur Raoul? Jean Fortier dediniz de, bu ömür boyu hapse mahkum edilen, sonra da 2-3 ay içinde cezaevinden kaçan kadın değil mi efendim? Evet, ama arkadaşım yıllar önce bu kadınla bir ilişkisi olmuş ve yetimhaneye bırakılan bebek de o ilişkiden dünyaya gelmiş. Tutanağın kopyasını
bana bulacak mısınız be Sürü? Evet bulacağım. Çünkü bana çok iyilik yaptınız. Tutanak size ne zaman lazım Monsieur? Mümkün olduğunca çabuk. O halde yarın tutanağın kopyasını veririm size. Tamam. Yarın öğle yemeğinde yine bu handa buluşuruz. Hı-hı. Ben de bu hizmetinize karşılık size 1000 frank daha veririm Monsieur. Böylece bir daha kimseye borçlanmazsınız. Sağ olun Monsieur. Ama... Siz de bir daha böyle çılgınlıklar yaparak metres falan tutmazsınız artık. Nasıl? Metresiniz güzel miydi bari? Ah, hiç sormayın Monsieur. Bir içim suydu. Amanda en sakin erkeği bile baştan çıkartacak kadar güzel bir kadındı. Amanda mı dediniz? Evet Monsieur. Amanda Regmi. Tanrım. İşte bu garip bir rastlantı. Nasıl? Yoksa siz kendisini tanıyor musunuz Monsieur? Dostum. O kızın sizi büyülemesine hiç şaşırmadım. Ancak ne var ki kendisi artık bu kasabada değil. Bunu ben de biliyorum. Birkaç ay önce Paris'e gitti. Çalıştığı mağazadan tanesi 500 franklık iki değerli dantel çaldıktan sonra buradan kilidi kırdı efendim. Sahi mi? Peki kendisini tutuklamadılar mı? Hayır. Çünkü Amanda'nın ağlamalarına dayanamayan mağaza sahibi kadın... ...kendisinden hırsızlığını itiraf eden bir belge aldıktan sonra... ...borcunu bir yıl içinde ödemek koşuluyla onu serbest bıraktı. Ya. Peki Amanda daha sonra parayı ödedi mi? Hayır. Amanda'nın dolandırdığı mağaza sahibinin adı ne peki? Madame Delon. Büyük caddede 74 numaralı mağaza. Hadi artık ayrılalım Monsieur Raoul. Yarın öğle yemeğinde görüşürüz. Tutanağı getirmeyi unutmayın sakın. Peki Monsieur. Madame Delon, sizinle önemli bir iş hakkında görüşmek isterdim. Buyurun Monsieur. Bir zamanlar yanınızda Amanda Regmi adında genç bir kız çalıştırdınız mı? Evet Monsieur, çok güzel bir kızdı. Ne yazık ki ahlakından memnun kalmamıştım. Efendim sizi dolandırdı değil mi? Evet Monsieur. Onu polise verecektim ama çok ağlayıp yalvarınca dayanamayıp... ...sadece elinden yaptığı hırsızlıkla ilgili bir belge ve borç senedi alarak serbest bıraktım. Amanda Regmi'nin size ne kadar borcu vardı madam? 1000 frank Monsieur. Onun size olan borcunu ödemeye hazırım adam. O hırsızlık belgesiyle borç senedi yanınızda mı? Evet. O halde buyurun 1000 frankınızı. Teşekkür ederim Monsieur. Durun. Ben de size belgeyle borç senedini takdim edeyim. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Affedersiniz ama Amanda'nın borcunu siz neden ödediniz? Sormayın adam. Çünkü o afete ben de aşık oldum. Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 18. bölümünü dinlediniz. 19. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.